Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda yine karışık bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Çin ve Hong Kong'da e, kuvvetli bir yükseliş var. Hong Kong %2, Çin ise %1.3 yukarıda. E, Japonya endeksi %0.8 aşağıda. ABD vadelerine baktığımızda da e, düne göre hafif düşüşlerle başlamış durumda güne. E, dün de kısaca biraz bahsetmiştim ama gerçekten benim de çok dikkatimi çekiyor. E, dün akşam da bayağı bir konuda karşıma yeni makale ve yazılar geldi. E, hani bir anda çıkmış bir olay olmaması gerekiyor ama bunun e, seçimlerden dolayı mıdır bilmiyorum. Bu ABD'nin borç yükü toplam 36 trilyon yıllık faiz ödemesi 1.2 trilyon dolar. işte Son bir aydaki hızlı yükselişin yani FED faizlerini indirdikten sonraki 10 yıllıklardaki hızlı yükselişin ki devam ediyor. 4.24 seviyesine geldi bugün. Biraz buradaki büyük yatırımcıların ABD nin ...büyük borç yükü ve bununla ilgili olan endişelerinden dolayı e, ABD tahvillerini şortlamaları ve e, e, bununla birlikte işte biraz da altına geçmeleri vesaire bir takım e, yeni hedge ürünleri almalarından bahsediyor. Bu bence önümüzdeki aylarda konuşacağımız ana temalardan bir tanesi e, olacak. E, Kişilerin borçları gibi ülkelerin de tabii ki ABD'nin ayrı bir yeri var çünkü dünyanın dolar dünyanın rezerv en büyük rezerv parası. ama sonsuza kadar borç yaratarak devam etmeniz mümkün değil. Bu ve bununla ilgili piyasa ya etkileri neler olabilir? Varlık dağılımlarını buna göre nasıl değerlendirmemiz lazım önümüzdeki dönemde konuşuyor olacağız. Evet bize gelelim. Evet, dün enteresan bir gündü. Neden enteresan bir gündü? Evet Türk siyasi tarihinde bir dönüm noktası olan bir gündü. Devlet Bahçeli'nin çıkışı arkasından Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleri vesaire yeni bir dönemin başladığının bence bir işareti. Yani çok fazla ben büyük resmi okumak onu ben siyasi yorumculara bırakıyorum ama sanki bunun sandan sonraki dönemde Evet seçimler 2028'de ee, ama bu o, anayasa değişikliği e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daha e, Cumhurbaşkanı olabilmesinin önünü açacakla ilgili bir takım mutabakat var. Yani bunu bir ay önce söyleseniz ya da iki ay önce söyleseniz kimseye inanmayacağınız olayları ya da hiçbir zaman inanılmayacak olaylar e, Türk siyasetinde şu anda oluyor. Evet. Şimdi... O dediğim gibi önümüzdeki günlerde göreceğimiz bir şey ve siyasetçilere bırakmamız gereken bir nokta. Ee, onun dışında baktığımızda dün Halkbank'la ilgili bir haber vardı. Bu Halkbank'ın biliyorsunuz yaklaşık neredeyse 10 yıla yakındır dava ABD'deki davasıyla e, ilgili. E, defalarca temizler ABD'deki farklı mahkemelerin e, konuyu birbirine atması... E, Halkbank'ın temiz e, davasını kullanması gerçekten e, hukukçu olan birisini bile anlamasının da zorluğu çektiği bir konu. E, burada Halkbank'ın kısaca e, iddiası e, biz taklan evet, Halkbank'ın suçlandığı bir konu var. İşte İran'ın dış ticaretine yardım etmesi vesairesiyle e, Halkbank ben Amerika'da yargılanamam. Başka bir tarafta yaptığım şeyler içinde yapmış olsam bile gibi bir şey söylüyor. Ee, neyse sonuçta dünkü dava sonucunda e, davanın devam etme süreci e, tekrar e, açıldı. Halkbank tabii ki bunu da temize gidecek. E, ama Halkbank e, en kötü performans on yılın en kötü performans gösteren bankalarından bir tanesi. Bankanın kendisine de çok zarar verdiği bu süreç yurt dışından borçlanma vesaire imkanlarını çok <laughs> kısıtladı ya e da ortadan kaldırdı hatta diyelim. E, zaten bu haberin gelmesiyle birlikte seans sonunda biraz satış gelmesinin sebebi de buydu. Hani bankalar dün kuvvetliydi. E, bu Halkbank haberi şey yaptı. Halkbank bizim önerdiğimiz bir banka değil zaten. Hiçbir zaman olmadı. Ee, yani <laughs> Türk Banka e, sektörlük sektörüne e, de e, pozisyon almak isteyenler için her zaman çok daha iyi alternatifler var. Öncelikle <laughs> özel bankalar tabii ki. <laughs> Dün enteresan bir gündü hani kuvvetli bir performans aslında zayıf başlasıktan sonra kuvvetli bir performans e, sergiledi endeks bankaların eninde, e, önderliğinde. Şimdi burada hep bahsettiğimiz bir konu var aslında hani sadece bizim bahsettiğimiz bir konu demeyeyim buna da e, piyasada işte bu Viyop tarafındaki e, ciddi oluşmuş e, short tarafındaki e, ağırlıklı iki. E, kurumun pozisyonları etkili mi etkili arkadaşlar çünkü e, orada e, biraz işin dinamiğini bildiğinizde şey gibi değil burası çok spot e, endekse bütün aracı kurumlar alıyor takaslarda duruyor vesaire buradaki iki kurumun ağırlıklı olması yani arkasından yani komple teorisi ben aradığımdan değil ama e, bir baskı yaratıyordu e, dün onun kapanışları oldu her zaman e, çok sert hareketlerin endekste e, ban, e, yatırımcıların bir anda ya burası çok ucuzmuş hadi biraz Türkiye alalımdan e, ziyade işte bu e, vadeli taraflardaki e, pozisyon kapamaları. Ekim vadesine kapanmaya zaten ayın 23'ündeyiz. Ekim vade ayın e, 31 Ekim'de kapanıyor. Ya aralığa taşıyorsunuz pozisyonunuzu düşünceniz devam ediyorsa o da nedir işte ben. Türkiye borsasının daha da çok düşeceğini düşünüyorsam ee, ya da işte bir kısmını kapatıyorsunuz. Eee vadeli de, de pozisyon kapatmak dediğimiz çok hızlı hareket ettiği için biraz kolay olmayabiliyor özellikle büyük pozisyonlar için. Ee, dün ciddi bir pozisyon kapandığında zaten akşam Viyop dağılımından da görüyoruz ee, ve onun bir kısmı aralık tarafına geçmemiş. Ee, bizim için iyi. Son Ondan önceki 3 günde %8.9 düşmüştük. Dün %2.4'ünü geri aldık. Herkes biraz nefes aldı ee, açıkçası. Ama bu volatilitenin devam edeceğini de gösteriyor. Dediğim gibi özellikle önümüzdeki e, 5-6 işlem gününde Ekim sonuna kadar e, ne kadar aralığa taşınacak e, bu kontratların ne kadarı kapanacak e, e, iyi haberler gelirse belki biraz daha bizim yine 9000'in üzerine geçme e, imkanı olur. Ama genel olarak e, ben e, düşüncenin çok fazla hani bakışın çok değiştirecek bir günden iki güne bir konu olduğunu düşünmüyorum. Cumhurbaşkanı e, Erdoğan bugün sanırım Kazak e, Rusya'nın kazanan şehrine gidiyor. Orada BRICS toplantısı var. Biz de birgelse üye olmak için biliyorsunuz e, ...bu Brezilya, Çin, Hindistan gibi e, ülkelerin kurduğu bir ekonomik e, topluluk diyelim. E, biz de üye olmak istediğimizi belirtmiştik. Sonra üye olamazsınız dediler galiba. Tam emin değilim ondan. Ama hani bize net net faydasını ben zaten temel olarak anlamış değilim ama... ...başka ülkelerde olmuş aslında. Baktığım zaman Mısır, Endonezya vesaire e, ülkeler e, var. E, orada bir görüşmesi e, olacak. Ama önümüzdeki gündem yine gündem e, ısındı. Bir sürü değişik e, olaylar olacak hem siyasi tarafta e, ekonomi tarafında da e, biz e, bilançolara konsantre olmaya devam edeceğiz. Ereğli'nin bilançosu gelmiş. E, ben de e, Cemal'in yorumlarını merakla e, bekliyorum açıkçası. Hepinize iyi seanslar diliyorum. E, üçüncü Çeyrek'le ilgili görüşüyoruz şirketlerle. Dün de ile görüştük. Ee, şimdi enerji sırada e, ikinci çeyrekten sonra faaliyet karı olarak e, beklentimizden yani biraz daha iyi olması yönünde üçüncü çeyreğin net kar anlamında ise aslında biraz e, düzeltilmiş net kara bakıyoruz biz. Underline net profit diye geçiyor. E, düzeltilmiş net karda da e, beklentimiz yani ikinci çeyrekten yani çok farklı değil aslında net kar anlamında. E, o açıdan da hani enerji ile ilgili nötr görüşümüz var. üçüncü çeyrekte dediğim gibi faaliyet karı biraz daha iyi ama yani netken anlamında sanki ikinci çeyreğe yakın ve üçüncü çeyrek göreceğiz gibi enerjisi tarafında. Guidance'ı paylaşmıştı şirket zaten. beklentileri yıl için 3,5 Dört buçuk milyar TL aralığında bir net kar rakamıydı. Bu rakamı tutturacaklar gibi görünüyor. Ee, şöyle söyleyeyim yani 4 milyarın üzerinde bir kar bence e, yapacaklardır diye düşünüyorum 4 milyar yapsa %80 temettü dağıtımı var şirkette işte 3.2 milyar TL bir temettü e, dağıtımı yapabilir gibi bu senenin karından o da temettü verim açısından da işte %5'lik bir temettü verimle denk geliyor yani e, çok tabi bu faiz ortamında çok çok çekici bir rakam değil eee ama işte yüzde beşlik bir temettüydü onu da söylemek lazım. Yani enerji ile ilgili görüşümüz nötr bizim. Çok böyle e, hikayesi olduğunu düşünmüyoruz şu anda, şu aşamada. Ee, yani düşüş potansiyeli de sınırlı bir hisse açıkçası. Ama artış potansiyeli de sınırlı. Hikayesi pek olmayan, e, nötr, market perform olan. Yani genelde e, hani holdda kaldığımız çok... E, bir hikayesini iyi hikayesi olmadı, olmadığını düşündüğümüz bir hisse Tut önerimiz var zaten devam ediyoruz orada. E, Aygaz'dan bahsetmiştik dün. Konuştuk şirkette ve üçüncü çeyrekten e, söz etmiştik. Yani iyi bir EBITDA FAVÖK rakamı göreceğiz o tarafta. E, tekrar hatırlatmak gerekirse Sendeo'nun negatif etkisi e, e, girmeyecek artık. Orada eksi 250-300 milyon dolar TL pardon dolar değil TL bir etkisi oluyordu. O olmayacak. Aynı zamanda stok karı etkisini göreceğiz üçüncü çeyrekte ve e, sezonsu olarak da yüksek bir çeyrekte. Yani sonuç olarak topladığımız zaman bunları işte bir e, 900 milyona yakın bir favori rakamı Aygaz'da üçüncü çeyrekte göreceğiz gibi ki e, rekor e, bir yani favori rakamı onu söyleyebiliriz. E, ama tabii bu rekorun içinde tabii dediğim gibi yani ee, elma elma bakmak lazım belki de çünkü dediğim gibi daha önceki e, çeyreklerde sende onun eksi 250-300 milyon etkisi vardı. Bu onun olmaması çok fark ettiriyor tabii Fabio. O açıdan da e, öyle bakmak lazım. Yine de dediğim gibi finansalları hani belki pozitif bir etki olabilir e, diye düşünüyoruz. Ama bizim genel olarak Aygaz'la ilgili beklentimiz orta uzun değişmedi. Yani nötr olarak devam ediyoruz o tarafta. Çok bir hikayesi olduğunu sanmıyorum yani düşünmüyorum biz senin. Ee, çeyreksel olarak çok fark ediyor. Birinci çeyrek mesela Aygaz'da normal bir çeyrekti. Sonraki ikinci çeyrek çok kötüydü. Üçüncü çeyrek çok iyi. Ee, ama şimdi dördüncü çeyrekte de daha normalleşen bir yine çeyrek göreceğiz büyük ihtimalle. Yani ne iki kadar zayıf ne de üç kadar e, kuvvetli bir çeyrek olur büyük ihtimalle. İkisinin ortası bir dördüncü çeyrekte olabilir. Neyse o tarafta sonuç olarak nötrüz onu da söyleyebiliriz. Onun dışında Aksa Enerji e, bir görüşme yaptık dün. Yani o tarafta işler iyi gidiyor. Yurt içi taraf çok e, güçlü 3. E, çeyrekte. E, Bunun da tabii sebepleri bir yandan üretim iyiydi. Ki üretim iyi olmasında sezon sağlığında büyük etkisi var tabii ki. İkinci sebep de e, fiyatlarda artış. Yani Elektrik zammı yapılmıştı. Yüzde %30 civarında elektrik fiyatları 3. çeyrekte daha iyiydi zaten. Ee, dediğim gibi hem üretim datası iyi hem fiyat datası iyi. Yurt içi taraf aks enerjide bayağı güçlü gelecek üçüncü çeyrek. Zaten daha önce de hep söylüyorduk yani e, enerjiler için aslında üçüncü çeyrek iyi bir çeyrekti ve e, finansallar genelde enerji tarafında iyi gelecek gibi görünüyor. Ama fiyatlama pek olmadı açıkçası. Yani bakıyorsunuz elektrik sektörüne e, ayrışma pek olmadı. Bence önümüzdeki dönemde bir e, beklenebilir ayrışma finansal dönemde. Çünkü dediğim gibi genelde iyi geliyor yani gelecek e, sonuçları. Yurt dışı tarafta da Aksa Enerji'de yine ilk e, iki çeyrek gibi olur diye düşünüyorum ama yurt dışı daha pozitif olacağı için toplamda e, Fabrik olarak ilk iki çeyrekten daha iyi bir Fabrik e, Aksa Enerji'de göreceğiz gibi. Kaminim şu anda 2.3 milyar TL civarı bir Fabrik olması yönünde üçüncü çeyrek için. Kar olarak da 1.2 milyar TL civarı bir e, kar e, Aksen'de görebiliriz gibi görünüyor. Onun dışında Alarko ile ilgili de şunu söylemek gerekiyor. Yani Alarko'dan pek tabii bilgi alamadım açıkçası üçüncü çeyrekle ilgili ama yani enerji tarafı daha iyi olacak kesin o tarafta da. o da yine aynı sebeplerden ötürü. E, hem, üretim iyi hem fiyatlama iyi. O yüzden de üçüncü çeyrekte ilk iki çeyrekten daha iyi bir rakam göreceğiz Alarko'da da net kar anlamında. ilk iki çeyrekte zayıftı. Yani ilk çeyrek eksi 1.2 milyar TL'ydi kar. E, i̇kinci çeyrekte 200 milyon artı 200 Üçüncü çeyrekte Beklentim şu anda 1.5 milyar TL yükselmesi yönünde. Yani ikinci çeyrekten ve ilk çeyrekten daha iyi bir üçüncü çeyrek. Dediğim gibi enerjiyle alakalı daha çok bu da. E, o da pozitif etkileniyor. Ha, bir de Enka'dan belki bahsedebiliriz kısaca. E, Enka ile ilgili e, şunu söyleyebiliriz. E, burada ilk iki çeyrekte finansallar güçlüydü. E, tabii enerji eksi olmasına rağmen güçlüydü. Şimdi e, üretim verilerine bakıyoruz. Üçüncü çeyrekte zaten e, iyi bir enerji rakam, iyi enerji üretim rakamları gördük. Dördüncü çeyrekte daha da iyi gidiyor. E, orada e, şirkette de görüşme yapacağız yarın. Yani ondan sonra da notlarımı paylaşacağım bu e, görüşmelerden sonra. E, ama hani şu an için gördüğüm kadarıyla yani üçüncü çeyrek e, ikiden e, yani enerji anlamında en azından çok daha iyi. E, tavi tarafı da ilk çeyrekte iyi gitmişti. Üçüncü çeyrekte de büyük ihtimalle yani iyidir diye düşünüyorum. Bu açıdan da baktığımızda sanki e, Enka'nın üçüncü çeyreği ikiden daha iyi e, gelebilir gibi görünüyor. Yani o tarafta da e, daha iyi bir bilanço görebiliriz sanki. Yani enerjiyle ilgisi olan bütün e, şirketler sanki üçüncü çeyrekte e, iyi açıklayacak gibi, ikinci çeyreğe nazaran çok daha iyi olacak gibi görünüyor açıkçası şu aşamada. Ben de söyleyeceklerim bu kadar. hiç çalışmalar herkese. Arkadaşlar günaydın. E, e, Erdemir sonuçlarını açıkladı onunla ilgili detaylı bir raporumuz da var sizle paylaşacağız detaylarını ama şunu öncelikle ifade etmekte fayda var 19 milyon dolar net kar elde etti bizim beklentimiz 4 milyar milyon dolar zarardı genel anlamda baktığımız zaman tabi bu arada konsensus yok ama birkaç yerde gördüğüm kadarıyla bizde benzer rakamlar var gibi Genel detaylar tabii ki önemli. Yani net kar şimdi eksi dört artı on on Bunlar çok böyle birbirinden ayrışan rakamlar değil. E, tabii ikinci çeyrekte 135 milyon dolarlık bir kar vardı. E, bu tabii tek seferlik biliyorsunuz sigorta gelirlerinden kaynaklandı. İlk çeyrekte ve ikinci çeyrekte yaklaşık yüzer milyon dolar civarında bir şey vardı. E, o nedenle onlar farklı ama şu anda şunu görüyoruz hala kar edilemeyen bir ortam var. Onu söyleyeyim. E, EBITDA Favök rakamı 146 milyon dolar geldi. Bizim beklentimiz 130 milyon dolardı. E, onun %12.6 üzerinde geldi düşündüğümüzün. Net satış %1.3 beklentimizin altında geldi. Dolar olarak bakıyoruz bütün rakamlara. Çünkü fonksiyonel para birimi de dolar. Şimdi de, biraz detaylarını açayım size. Özellikle satış hacmi %5.5 Beklentimizin altında yani biz e, bu yıllı işte 8.2 milyon tonla falan kapatır diye düşünüyorduk ama e, yani tempo düşük görünüyor yurt dışından slab da almadıkları için e, aslında kapasiteyi de 92 falan kullanıyorlar ama yine de %5.5 bizim beklentimizin altında bir de ne var e, yani satış hacmi e, %4.1 geçen yı, yıla göre düşmüş bir e, satış hacmi görüyorsunuz. Yani e, genel volümlerde bir düşüş var. Şimdi volümlerin detayına baktığımız zaman 4.1 düşmüş ya. Bunun içeri ve dışarı diye e, bakarsanız içeride %17.6 daralma var. Hatırlarsanız geçen yılın ilk iki çeyreğinde deprem vardı. 3. çeyrekte tempo toparlanmıştı ama burada özellikle %17.6'lık bir düşüş görüyoruz. Bunun asıl sebebi de yine içeride, bu arada arkadaşlar kendi sesimi duyuyorum bir yerden ama. Burada yüzde, yaslı çelik tarafında, yaslı çelik tarafında %24'lük bir düşüş görüyorum. Burada yine içeride demek ki özellikle otomotiv, beyaz eşya buralarda falan tüketim az olduğuna işaret eden bir durum. Ama tabii ki e, genelde üze ürettiğini satabilir bir durumda. Ve içeride yine uzun çelik yapmışlar biraz. Oraya ağırlık vermişler. E, i̇çerideki kayıpları yani e, yaslı çelikteki kayıpları özellikle ihracat tarafına telafi etmeye çalışmışlar. İhracat tarafı normalde 184 bin ton falanken 456 bin tona çıkmış. Onunla telafi etmişler. Yani bu genel satış hacimler tarafı çok böyle parlak değil açık söylemek gerekirse. Ha şirketin planları dahilindedir ama 8-8.2 milyon ton aralığı bir yerlerde oturabilir. E, ama e, şu anda üçüncü çeyrekte dikkat çeken nokta bu. Ha, buradan nereye bağlamamız gerekir? E, çünkü burada şu detay önemlidir. Satış düşmüş, ya yani bekladığımızın altında gelmiş. E, ton başına favök 76 dolar gelmiş, bizim beklentimiz 64'tü. Arada yaklaşık 12 liralık bir, 12 dolarlık bir fark var. Şimdi bunun ben şundan kaynaklanabileceğini düşünüyorum. Şimdi fiyatlar hatırlarsanız çok düşmüştü yani Türkiye'deki fiyatlar bayağı bir işte 580 dolarlara kadar gelmişti 600 küsürlerin üzerinden bunun e, düşük fiyatlıların bir miktarı bir sonraki çeyreğe kaymış olabilir yani dördüncü çeyreğe kaymış ve bunun etkisi bir miktar daha bu çeyrekteki etkiyi azaltmıştır yoksa genel tahminlere bakarsak yine bizim rakamlarımızda satış evet beklentimizin altında Ortalama fiyatlar bizim beklentimizin %4.4 üzerinde. Ama tabii ki ikinci çeyreğe göre düşüş var. Ee, nakit maliyetler dediğimiz kalem de %3 yukarıda gelmiş aslında o da. Ee, o da yine bir önceki çeyreğe göre düşüş şeyi içerisinde ama buradaki önemli nokta şu. İyi haber ne derseniz enerji maliyetleri dire madde maliyetleri baskı yaratmıyor. Kötü haber ya da yarı kötü haber satış hacmi tarafı bence. Bir de asıl şu son dönemlerde son Çin hareketinden önce fiyat daha çok dibe gelmişti ya. O dönemin etkilerini dördüncü çeyrekte göreceğiz. Onu ifade edeyim. Yani bu yılı bu çeyreğe biz e, yine 76 ton başına e, fabrik rakamıyla e, kapattık bu çeyreğe. Üçüncü çeyrekte yine 146 milyon dolarlık bir FAVÖK vardı. Şimdi dördüncü çeyrekte bizim gördüğümüz bir miktar 71 dolarlar civarında bir FAVÖK olacağı ve yine FAVÖK rakamı da 153 dolar milyon dolar olacağını düşünüyoruz. Biz önceki çeyrekte 146 milyon dolardı. Şimdi bunları alt alta üst üste koyduğunuz zaman biz şunu görüyoruz 8.02 satış hacmi ton başına 95 dolar Favek görüyoruz ve bu da bizi 766 milyon dolar favöğe götürüyor. Bu nasıl iyi mi kötü mü? 2022'de 1.7 olmuştu düşünün milyar dolar. 2021'de 3 milyar dolar olmuştu. Bunlar tabii altın dönemlerdi. Şimdi o dönemlerden bahsetmiyoruz ama iyi haber depremin olduğu bir yıldaki 717 milyon dolardan 766 milyon dolara çıkmış. E burada tabii satış hacmiyle bu arada karlılıkla değil. Şimdi buradan resimden ne çıkaracağız? Üçüncü çeyrek zayıftı. Evet. Dördüncü çeyrekte bir miktarı sarkacak ve yine muhtemelen bu minvalde rakamlara göreceğiz. Yani satış hacmi ve volüm. ya yani bu şeyde. Ee, ve şu anda yine bu resim içerisinde şunu düşünelim. Şirketin borcu 1.8 milyar dolardı net borcu 2 milyar dolara çıkmış durumda. Bunun ana sebebi hem biraz tabii nakit sermaye serbest nakit akımının yavaşlaması ama asıl sebep yatırımlar devam ediyor. Bu çeyrekte de 260 milyon dolar yatırım yaptı toplamda şu anda 680 civarında olması lazım bir yatırım rakamına ulaştılar ha, yılın tamamı için ne kadar bekliyorlar derseniz 1 milyar dolara yakın. Yani biz marjların gerçekten de tarihi düşük seviyelere yakın noktada gittiğini görüyoruz. Ona göre rağmen işler belli bir dengede gidiyor. Ama yatırımların hala baskısı devam ediyor nakit akımına. Ve unutmayalım Erdemir için bizim normalde hedef fiyatımız 49 TL. Ve biz çok sınırlı yukarı potansiyeli görüyoruz. 3, %3 kadar. Bunun ana sebebi önemli. Ee, yoksa şu anda mesela baya baya dip yapma arayışında şirket şey olarak operasyon olarak söylüyorum. Ama fakat değerlemeye baktığınız zaman 4.9 milyar dolarlık bir piyasa değeri var. 2 milyar doları eklemeniz gerekir ona girişim değerini bulmak, firma değerini bulmak için. Yani ne yapar? O bir anda 7 milyar dolarlık bir şirket yapar. Bu 7 milyar dolarlık şirket ne demektir? Erdemir'in aslında ileriye inancılarının piyasa tarafından fiyatlandığını gösteriyor. Şöyle ifade edeyim. Yani ArcelorMittal örneği vereyim. 28 milyar dolar bir değeri var. Firma değeri. 100 milyon ton kapasitesi var. Erdemir'in kapasitesi neti 9 milyon. Yani yaklaşık 10 katı kapasitesi var. Üretim olarak desek. Ee, en az işte 5-6 katı. Ama şu andaki firma değeri bazında baktığımızda 4 katı. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Dünyadaki diğer çelik şirketlerine göre de hem e, EV Sales firma değeri Favök hem de e, fiyat kazanç açısından hala e, ucuz bölgede değil. Onu söyleyebilirim. Yani bizim buradaki duruşumuzun sebebi bu. Ha, bu ne olur da iyi olur diye bakalım. Ha bu arada yılın tamamı için bu yıl için şöyle söyleyeyim size yine raporda detaylarını göreceksiniz. Biz e, önümüzdeki yıl içinde 2025 yılı için e, ton başına FAVÖK'te bir iyileşme bekliyoruz. 118 dolar satış hacminde de biraz iyileşme bekliyoruz. 8 milyondan 8.2 milyon tona. Tabii bu yatırımların yavaş yavaş meyvelerini almaya başlayacağız. Bunları göreceğimizi tahmin ediyoruz. Ama yine burayla da bakıyorum. 2025'te biz yine 1 milyar dolara yakın FAVÖK yapsak 300 milyon dolar bir net kar yapacağız. Çünkü 2024'teki tahminimiz içerisinde tek seferlik bu sigorta gelirleri var. Yani şu fiyatla bu dengeyi düşündüğümüz zaman Bundan sonra bizi ne daha iyi düşündürür Erdemir için onu söyleyeyim. Çünkü değerlemeler mesela ben şu anda 4 milyar doların altında olsaydı piyasa değeri şu anda 4.9 daha şey bak bakmaya başlayabilirdim acaba diye. Ama hala risklerle potansiyel getiri şeyleri arasında bir risklerin daha yüksek olduğu bir dönemdeyiz bunu neden söylüyorum şimdi biz bu önümüzdeki yıl iyileşme bekliyoruz beklerken ama şunu diyoruz diyoruz ki biz Çin tarafından bir hareketlenme başlamıştı vadelilerinde de görüyorduk ama o bir anda 500'lerin üzerine atmıştı şimdi yeniden 400 500 doların altına indi Çin HRC vadelileri bu bizim için öncü sinyallerden bir tanesi burası bizi temkinli durmaya itiyor ve çok hızlı bir orada toparlanma olmadığı sürece, de yani 540 Amerika'da şeydeki, Çin'deki bir anda 480, 490'da şu anda oraların 550, 600 gideceğini hissettiğimiz anda, yani o yönde indikasyonları aldığımız anda, yani Çin tarafında iyileşmenin olduğunu düşündüğümüz noktada. Biz e, o zaman bakışımız değişir. ha Bunu şimdiden mi almak gerekir diyebilirsiniz. E, şu an için yatırım içerisinde olan bir şirketi düşündüğünüz zaman, borçluluğunu düşündüğünüz zaman şu an için hala biraz erken olabileceğini, biraz daha güçlü sinyaller görmemiz gerektiğini düşünüyorum bu şey içerisinde. Çünkü şu andaki bir, bütün değerlemelerimizin şey içerisinde bu e, resmi görüyoruz. Dediğim gibi rakamlarla ilgili e, boğmayayım. E, zaten raporda çok detaylı bir şekilde e, tahminlerimizin bazını da görüyor olacaksınız. Burada uzun lafın kısası, evet zor bir yıl geçiyor. Bunu da biliyorduk Erdemir açısından. Bu üçüncü çeyrekte de devam etti. Satış hacmi biraz düşük olduğu için ben dördüncü çeyreğe de yansıyacağını düşünüyorum. Fakat şu andaki durumumuz bizim görüşümüzü daha iyi geçirme e, tarafında en önemli konu. İkinci ilk çeyreğe ilişkin indikasyonlar şu anda Türkiye'deki HRC fiyatları 630'lar civarına biraz çıkı, çıktı ama en son Çin'deki düşüşleri yansıtmıyor bu arada. E, bu eğer e, bizim e, rakamlar 600'lerin üzerinden 650'ler 700'lere doğru yaklaşacak gibi bir şey olursa emin bunu da bilin ki e, ileri dönük beklentiler yukarıya doğru çıkacaktır. Yani 650 dolar, 670 dolarların üzerine doğru. Ama dediğim gibi Çin bu denkleme çok bozuyor. Son olarak geçmiş dönem, son dönemde iyileşme, e, iyileşen bir faktör vardı. Neydi? E, bu Türkiye lehine diyelim. E, anti-dumping soruşturmaları. Çin ve diğer Asya ülkelerin. Fakat buradaki anti-dumping e, tarafında da rakamlar %10 ile %30 arasında, şirketler arasında değişiyor ama yani bakarsak tabii ki iyi bir gelişme fakat oyunu değiştirecek büyüklükte bir durum değil. Ayrıca özellikle ihracat yapan şirketler dahilde işleme rejiminden dolayı bu şeyi e, görüyorlar. Yani buradan e, bir şekilde bypass edebiliyorlar. Yani siz eğer ihracat yapmak üzere bir ithalat çelik ithalatı yapmışsanız vergiden muafsınız. Bu ne demek oluyor? Birçok zaten bizim e, çelik e, ...talep eden taraf ihracatçı olduğu için bunu bypass ediyor. O nedenle de etkisi çok çok büyük değil fakat en azından e, yetkililerin bu konudaki hassasiyetini gösteriyor. Toparlayacak olursak biz hala risklere biraz daha ağır bastı ama geçmişteki gibi değil artık yavaş yavaş böyle ileriyi görme eğiliminde olacağız... Bu noktada Çin'i yine takip ediyor olacağız. Oradaki sinyaller önemli. Bir de satış hacmini artık arttırmaları da gerek. Yani bu tahnir, volümler tamam kapasiteyi kullanıyoruz. Ama e, geçmişte bu şirket 8.8-8.9 milyon tonları gördü. Ha bu ne olur? Talebin güçlenmesiyle birlikte. Yani defterleri dolu tabii. Ya yani order bookları dediğimiz sipariş şeyleri e, dolu gibi görünse de yine de e, mix'e baktığımızda Biraz daha e, ekonomideki yavaşlamanın etkilerini Erdemir'de de işlediğini görüyoruz. E, uzun lafın kısası şimdilik hala biraz daha negatiflikler bize göre belirsizliklerden kan e, ön plana çıkıyor. Ama çok yakından takip ediyoruz. Orada bir sinyal gördüğümüz vakit e, biraz daha şey yapacağız. Yani şu anda birçok iyi senaryoyu dahi bir miktar fiyatlandığını görüyoruz. Burada tek bir konu var şu anda altınla ilgili bir rezerv konusu ermadende de bununla ilgili bir bildirim yapmıştı şirket. Ondan sonra henüz herhangi bir somut bir gelişme yok. Olabilecek bir katalizör de burada gerçekten dünya standartlarında bir, çünkü bunları rezerv belirleme sistemleri var. Oralardan bir çıkar mı? Şu anda tabii ki bizim değer genel bakışımızda ee, onunla ilgili herhangi bir değer bu şirket içerisinde yok. Ama tabii ki bunlar görünmez değerler olabilir. Ee, geniş bir özet yaptım ama merak edenler olduğu için özellikle açıkçası e, Erdemir'i böyle uzun uzun diye e, hap gibi diyelim aslında bir taraftan da e, anlatmaya e, çalıştım. Yani sonuçlara bakarsanız netkar iyi gibi görünse de Genel resim içerisine bütün resimde baktığımızda yani daha o istenilen seviyelerin çok altında bir karlılık tarafta olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ee, buradan genel yine algı tarafına geçiyorum. Dün cidden e, diyorum ya kahve muhabbeti yapsanız arkadaşlarınız da, o zaman gerçekten dip. Gerçi ondan sonra alacağınız cevap da şudur. Dipin de dibi vardır. Evet kesinlikle doğrudur o. Çünkü dibi tespit etmek gibi bir şeyimiz yok. Hangi döneme göre, neye göre dip. Ama dün onun bir şeyiydi. Bunun bugünlerde ne olur? Tabii bazı gündem çok yoğun. Ben takip etmekte zorlanıyorum ve enteresan şekilde sosyal medyası şeyi falan insanları da yönlendirir hale geldi, güç haline geldi. Yani herkese siz şunu konuşun deyip bu tarafa yönlenme ben hissediyorum. O yüzden biraz izole etmeye çalışıyorum. Asıl bakacağımız yer bizim evet borsadaki durumun şeyi bu bir belki de bir başlangıçtı. E, Çünkü gerçekten kemiğe dayanmıştı hisse fiyatlarında. E, üçüncü çeyrekleri de beklerken bu modda biraz şey oldu e, baskı altında kaldı. Yani buralar biraz daha risk, risk iştahı artmaya başlarsa da dipten dönüş hareketinin içinde olma ihtimalimiz yüksek olabilir. Ee, genel sentiment değeri yüksek hisselere bakıyorum. Yani Aselsan'ı görüyorum, Pegasus, Enka gibi şirketleri, şişeyi görüyoruz. Ama tabii faaliyet olarak şişenin de emtia olduğunu düşündüğümüzde orada çok fazla bir iyi bir nokta beklentimiz yok. Anadolu sigorta dikkat çeken hisseler arasında. Türk sigorta bunlar dikkat çeken hisseler arasında. Sigortalar tabii bu yıl bu arada enflasyon muhasebesi uygulamıyorlar ama bankalar, sigortalar birçok kurum 2025 yılında bunların da şey yapacağını göreceğiz. Yani uygulamaya başladıklarını göreceğiz. Konuştuğumuz şirketler arasında şey Türksel'de tek seferlik bir kar görünecek Ukrayna'dan kaynaklanan yani 3,5 milyar dolar civarında bir kar düşünürken onun üzerine 10-11 milyon dolar da milyar dolar daha eklerseniz yani tek seferlikle birlikte yani net kar olarak yüksek bir kar gelecek şirket olarak Türksel dikkat çekiyor. Ama tabii onların operasyonel büyümeleri falan daha önce bir guidance vermemişlerdi ikinci çeyrekte bunu verirler. Ama biraz böyle tartma dönemindeyiz. Önümüzdeki dönemde eğer faizler ve enflasyonda düşüş beklentileri arttığı noktada içeriye döneceğiz. Bu arada dünya piyasalarında o kadar bir Amerikan seçimli bir hareket var ki dün bir Avusturya Avustralyalı bir e, çiftle bir e, sohbetim oldu özel bir toplantıda. Onlar da soruyorlar ya niye yük, ne oluyor ne yükseliyor falan şeklinde böyle. Yani düşünün şu anda Amerika'daki de aynı şekilde şey daha biz tersi gidiyoruz. Çünkü bizim kendimize göre başka dinamiklerimiz oluyor. Biz zaten emerging piyasa diyelim ya da eee emergency diyorum bazen ben espri olsun diye. Acil hareketlerle DNA'mızda var yani. Bir gün ölüyoruz, bir gün kalıyoruz şeklinde. Ama e, daha iyiye doğru gideceğimizi e, söyleyebiliriz. Dün ayrıca şundan bahsedeyim son bilgi olarak biz dün e, moderatörlüğünü benim yaptım e, sermaye Piyasası birliği ve kamu gözetim kurumu ki bu e, denetim şirketlerini denetleyen kurum e, bunlarla birlikte e, bir işbirliği şeklinde bir e, webinar yapıldı biz de gerçekten iki saatlik bir webinardı. Bu iki saatlik webinar tabii teknik tarafları vardı. Her zaman bir sonraki yapılan daha da iyi olabilir. Ama iyi şey tarafı, beni umutlandıran tarafı 560 kişi katıldı. Ee, bu da tabii analiz, portföy yöneticisi ve bu bizim alandaki kişiler. Bunlar yani geneli açık değildi. Ve e, iki saat boyunca bu ortalama 480'leri gördü. Yani altına inmedi. Yani düşünün iki saat birilerine bir şey dinletiyorsunuz ki 10 dakikadan sonra şey yapıyorlar. E, demek ki bu konu herkesin de gündeminde olan konu ve toplantı boyunca son 5 dakikayı saymazsak kapanış öncesindeki 560'ta 480. E, bu da yine insanların e, gerçekten bilgi almaya e, açlığını gösteriyor. Bunu neden söyledim? Kamu gözetim Kurumu'nun sayfalarında da YouTube yayınları da oluyor. Onların reklamını da yapmak lazım açıkçası çünkü kamu'nun böyle proaktif e, davranması aslında e, bir şeylerle herkes uğraşıyor e, olduğunu gösterir. E, o açıdan da yani takdir etmek lazım. Evet, enflasyon muhasebesi bizle 2027 yılına kadar bizimle birlikte. Ama bu süreçte en azından daha anlayabilmemiz. Hepimizden analiz kapabilitemizi ya da hisse alıp satılırken yani bunları anlamamız açısından bir şey olacak. Biraz daha detaylılar da verilecek ama şunu unutmayalım. Bu sene şirketleri biz öğreneceğiz tam. Önümüzdeki yıl bankalar sigortalar bunu yaşayacak. Yani bu yıl yaşamadılar ama tabii ki Sabancı bilançosundan ya da işte... Koç Holding bilançosundan enflasyon muhasebesi etkilerini gördük ama yine de genel anlamda 2025 yılında bankalar üzerindeki sigorta şirketleri üzerindekini göreceğiz. Ee, bu şekilde de bir ek bilgi vermiş olayım. Ee, benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Ee, herhangi bir soru ya da yorum varsa arkadaşlar buyurun lütfen. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.